Hocam boomerlar yaşıyor hala aramızda değil mi? Ölmediler. Boomerlar aramızda ne yazık ki. Ve Türk gençliğinin önünü kapatamam. Türk gençliğinin duman etmek için bizi kuruttular. Zannediyorlar ki bugün 2000 doğumlu olanlar kendilerine Türkiye'de hak verileceğini, fikir sorulacağı. Hayır arkadaşlar. Ölmeyen bir jenerasyon var yani. Kesinlikle tatile de gitmiyorlar bunlar. Türkiye'de 1970'lerde doğanlar, 65'ler, 70'lerde doğanlar mesela güneye tatile gittiler. Elini ayağını çektiler ama 40'ta 50'de doğanlar asla bir yere gitmiyor abi. Onlar böyle tutun olmuşlar. Hiçbir yere gitmiyorlar. Her işin başındalar ve kesinlikle bu modern tıp ve penisilinin Türkiye'de etkili olması bizi bitirdi. Lan ben 40 yaşındayım hala bana. Hocam boomer nedir? Boomer abi genç bir insan için demode kalmış, obsolete kalmış insana denir. Baby boomer diye bir şey var. O ne? Gençken çılgınlık. Orta çağa geldiği zaman liberal ekonomi bilmem ne falan filan. Şimdi yaşlandılar. Kendilerini koruyacak yasaları battı yapıyorlar. Bunlar kral. Baby boomer dediğimiz şey boomerlığın artık daha fine dining'e uygun hali. Boomerlığın tillağı anlamında. Evet olabilir. Yani faal anlamadım dedin ama fine dining'e uygun. Hocam vardır ya Rock Havuç. Bunların baby'sini fine dining'de kullanırlar. Sanki biraz daha böyle... Oğlum bu referans sistemini biz nereden anlayalım? Vedat Milor'la çalışsam ben bunları nereden anlayayım? Ben şinistili götürürüm. İşte karbonara'yı yerim. Onu benim şeyim. İçeride top kek yiyen biz değilmişiz. Tabii bir top kek ayran yedik lan. Fakat Türkiye'deki boomer daha çok 60-80 arasında üniversite eğitimi aldığını belgelemiş ama kesinlikle almamış. Çünkü siyasi olarak kesin üniversiteleri 9 ay kapalı olan, İngilizce bilmeyen, dünyayı bilmeyen, tamam mı? Bilgisayar kullanmayı 50 yaşından sonra öğrenmiş. Fakat o dönemki ekonomik şartlardan dolayı memur maaşıyla 4 ev aldıktan sonra bugün çocuklarına, 6 iş yapan çocuklarına sen ne anlarsın diyen ve genelde tensiplerine arz olunur diye biten dilekçeler yazamadığı için bir sonraki jenerasyonu hakir gören jenerasyona denir. Bunlar 65-70 yaşına geldi. İşleri çok yetenekli, çok değerli insanlar eminim vardır ama çoğunluğu artık emekli olsalar mı noktasına getirmiştir. Başta Hüseyin Doğan gibi babam olmak üzere, ondan sonra Mehmet Akif Aydın olmak üzere, babalarımız olmak üzere çok değerli insanlar var ama büyük bir çoğunluğu aslında şu gerçeği kabul etmek lazım. Ekonomide her şey favorableken, Türkiye'de sadece Adnan Kahveci'den başka uluslararası alanda bir şey yapmış adam yokken bunlar yani lise mezunu, 3 senelik, 4 senelik üniversiteleri bitirmişler. İşte oradan çıkıp yöneticilik yapmışlar. Yarım yamalak bir İngilizce bilgisayarda böyle yazarak falan. Bir yerlere gelmişler. Şimdi de abi hala o güç şeylerinde oldukları için biraz kafa açıyorlar yani. Benim kafamı açıyorsa 25 yaşındaki çocukları bilemiyorum. Çağın gerisinde kalmış. Herkes Allah bize, Rabbim bize İttihat Terakki olmayı nasip etmedi. İttihat Terakki ne yaptı? 30 yaşında geldi. Bütün paşaları emekli aldı. 33-34 yaşında imparatorluğu aldı. Batırdı. Sonra 40'lı yaşlarında bir daha Türkiye'yi aldı. Onu çıkardı. Allah bize 1980'lerde doğanlara 1880'lerde doğanların şansını vermedi. Bir yapamadık. 24 Temmuz'a getirip bir Selanik'ten bir bildiri okuyup padişahı düşüremedik. Dolayısıyla böyle bakıyorum bu boomer'ın literatürü alt şeylere değindi. Genç olarak gördüğüm kitle de zehirlendi zaten. Benim kuşağım hayal kırıklığıdır mesela. O moment kaçtı. Onunla savaşırken, o boomer'lukla savaşırken ona dönüştü. Şeyin karşısında rakı içiyor falan. Bulabildiği yenilik bu. Ulan biz seni dünyaya entegre yetiştirdik. Anadolu senin İngilizce var. Bu mu? Ona dönüştü. Onunla kavga ederdi. O yüzden bizim kuşaktan da bir şey olmaz. 20 yaş çocuklar kurtarırsa kurtarır. Bizim kuşak artık herkes hepimiz gömelim Sicilya'ya. Yani onlar başka yere kaçıyordur da ben Sicilya'ya kaçacağım yani. Çünkü o savaştığın şeye dönüşüyorsun yani. Hocam ısrarla neden boomer dediğimiz tayfa bizim hayatı anlamadığımızı, kaçırdığımızı, özünü yakalayamadığımızı falan düşünüyor? Oğlum çok başarılılar. Şimdi şöyle düşün. Sen diyelim çirkin bir adamsın, tamam mı? Çirkinsin, kokuyorsun falan filan diyelim. Ama sürekli mankenlerle çıkıyorsun. Bir süre sonra ne dersin? Demek ki benim kokum çok güzel demeye başlarsın yani. Olay o. Şu anda şöyle bir şey oldu. Çok eşitlendi bizim dönemimizde. Bizim dönemimizde artık herkes eğitime, bilgiye, kendini geliştirmeye açık olduğu için biz çok birçok işi bir arada yapıp yarışmak zorunda kaldık. Eskiden de öyle. Mesela üniversiteye eskiden kaç kişi gidebiliyormuş yani? Ya 60-70'ler sen üniversiteye gidersen üniversiteye Chicago'ya alıyorlar seni. Bedavaya da yakın bir parası olmasına rağmen o parayı verebilen herkes üniversiteye gidiyordu 60'larda dahi. E şimdi 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar geldiğinde Amerika'da, Türkiye'de bilmem ne. Her şeyde artık herkes yani düşünsene 1,5 milyon insanla sınava giriyorsun 3000'e, 2000'e gireceksin ki Boğaziçi'ne gidebilirsin. Ona girmiş adama tamam mı sen bugün geri geliyor job sallıyorsun. Oho! E niye o şey var yani oraya gelemez o. Şimdi neyi kabullenecek o kafada? Adam böyle bir şeyler yapmış kendi yoluna yordamına. E bir de ödül almış. Para kazanmış. İşte önemli olmuş. Epolet takmış. Diplomat olmuş. Bir şeyler olmuş. Ya en başarısız bile. Mesela biz bugün mesela bir yanlış yatırım kararı yapıyoruz değil mi? Ha işte coin'i aldım battım. O dönem mesela başarısız hikayelik şöyle. İşte biz kaçırdık Levent'te. Mecburen Caddebostan'da aldık. Evet evet tabii. Lan böyle bir kaybetme senaryosu mu var tabii, yani? Tabii evet. Yani mesela keşke işte diyelim Beykoz'daki evi satmasaydık. Şimdi 10 milyon dolardı falan.
falan filan. Hocam o zaman boomerlığın konforla da bir ilişkisi var ya. Abi bunların döneminde bazı şeyler, ben şimdi Amerika versiyonunu çözdüler. Türkiye versiyonu niye böyle bilmiyorum. Yani benim babamlar bir iki maaşla çok rahat, biz abi 2 ay tatile falan giderdik. Yani Michelangelo ile konuşuyorum. Onlar da Capri Adası'na gidiyormuş 3 ay. Anası babası da profesör. Bugün Sorbonne'da profesör ol, 2500-2500, 5000 euro maaş alsın. 5000 euro maaşla da 1500 euroluk bir yer tutmaya çalışsan Paris'in içinde kalamazsın. İki tane profesörsün. Ama bunlar 3 ay tatil yapıyormuş abi Capri'de. Yani Capri'de erdek değil sonuçta, anlatabildim mi? Yani demek ki oluyormuş. İtalya'da böyle, Türkiye'de böyle. Bunların artık ekonomisi çözsün ama bunlar çok rahat yaşamışlar. Şeyi almışlar. Olay bize patladı. Şimdi 20'li yaştaki çocuklar. Şimdi bize sıra gelmedi ya. Umarım bize atlar, size sıra gelir. Çünkü ben sonra Sicilya'da olacağım. Ama eğer bize atlamazsa biz artık 50 yaşında oraya gelirsek bizi oradan kimse kaldıramaz abi. Çünkü hakikaten böyle bir şey olmaz. Boomer'lar gençken çok şanslı. Yani mesela evet, onlar boomer jenerasyonun 40 yaşına gelince dünyadaki servetin önemli bir kısmı onlara akmıştı. Tabii. Mülk edinebiliyorlardı. Evet. Mesela şu an 40... Vergileri düşürttük, şeyi de engellediler. Düşük vergilerle sermaye yenilenmesini de, redistribüsyon, yeniden dağılımını da engelliyorlar. Adam mesela şimdi adam 50 milyar dolar kazanıyor. Bir adam ya 20 milyar dolar kazanıyor. Ya da diyelim 10 milyon dolar kazanıyor. İyi bir başarılı bir memur hayatı aslında Amerika'da. Nedir işte, beyaz yakalı. O da memurluk abi. O kadar çok şirkete para var ki ilk %1'deki adam al, %2'de ki adam bile birkaç milyon kazanıyor. Ne oluyor abi? Yüksek vergi olsa onu tekrardan piyasaya sokar. Tekrardan kazanılacak hale getirsin. O da olmuyor. Doğru. Ne oluyor abi? Zenginin çocuğu. Eğer ananız babanız zenginiyse ayvayı yediniz. Bu Reagan döneminde mi düşürdüler? Orada Reagan döneminde düşürdüler. Bizde de Özal'la gelen bir şey. Bilmiyorum yani. Bizdeki mekanizması işte bilmiyorum. Ben sonucu görürüm abi. Şu andaki bizim büyük jenerasyonumuz hakikaten dünyadan bir haber yani. Şu anda seçime gidecekler abi. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki hangi genel başkan İngilizce biliyor ya? Ne yazık ki iki tanesi biliyor. Onlar da eski AKP'li yani. Anladın mı? Oh. Anlatabildim mi? Sizi hangisi temsil ediyor? Çoğu 70 yaşında, 60 yaşının üstünde. Ne yapacağız? Anlatabildim mi? Böyle... Ama bunlar bir de şeyini diyelim. Mesela futbolda Ali Koç diye bir adam var. İş niye yapamıyor? Ortam boomer. Onların bir tane adam girip de bozamıyor yani. Çünkü ortamın boomerlığı, onların ayrı kuralları var. İşte dökülüyor hepsi ortaya. Statü bunlarda o zaman ve yeni jenerasyon statü oğlum, ve bak, güç olmadığı için. Üniversite şöyle bir şey var. Üniversite rektör diye bir şey var, tamam mı? İşi rektör yapmaz. Rektör danışmanı diye baha şimdi mesela güzel rektör danışmanı olur. Ben rektör olsam baha rektör danışmanı yaparım. Bir de işi rektör danışmanı yapar. O yardım doçenttir. Rektör ne yapar biliyor musun? Telefonunu açıp, şimdi baha rektör olsa yardım doçent telefonu açacak, kimse dinlemez. Rektör o işleri yapar. Yukarıyla siyasi bağlantı ya da şeyleri yapar. Bütün işi de o yapar keriz gibi. Ki Burhaniye Üniversitesi deneyimin vardı. Burhaniye Üniversitesi'ndeki Üniversitesi. Özlemişler bu arada. Yeni dönem soruyorlar kayıtları. Haberin olsun. Yani mesela birisinin ayağını kaydırmak istiyorsan mesela. Anlıyorum abi. Bana ulaşabilirsin öyle bir durumda. Yapmam da öyle bir şeyler yani. Hocam boomerların kendine has bir kültürü de var ama galiba, değil mi? Abi onu mesela sen daha iyi bilmez mi? Senin yaş grubuna daha garip gelmiyor mu? Ne bileyim mesela. Böyle boomer deyince ne geliyor aklına? Vallahi nedir onu, gömlek, nasıl gömlek? Tabii. O biri demiş ya. Şöyle çizgili gömlek. Bu gömlek. Sigara cebi. Sigara cebi olan şey gömlek böyle. Telefon. Tuşlu telefon. Tuşlu telefon. Yani çeşitli şeyleri var. Anladım. Ben beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey boomerlar. 40'lı 50 yaşlarda boomerlar var yani. Bir, şimdi ben de 40 yaşındayım ama ben bazı genç gibi, yani biraz daha genç gibiyim. Problem bu, boomerlık kültürü alta yayıldığı sürece kendi kendini üretiyor yani. Siyasette çok baridir. 40 yaşındaki bir siyasetçiye bakın, direkt boomerdır abi. Çok net yani. Olamaz, orada başka türlü barınamazsın. Ben meclise gitsem chainsaw'la gitmem lazım. Ben orada sıkıcılıktan... Ya ben meclis duvarına yakın yaşıyordum. Bak duvarın yanından geçersen böyle hafif şey yapmaya başlıyor. Saçlarım benim ondan beyazladı. Meclisin yaşlık radyasyonundan saçlarım 2003-2 yılında... Vallahi diyorum ya. Bak meclis duvarı ayrancıda böyle, ben hemen arkasında oturuyordum. Orada böyle o şey geliyor sana. Hocam, yani divan edebiyatından şeyler söylemeye başlıyorsun o duvarına da. Hocam meclisin yanından geçince eve gidip balkonu yıkıyorum. Tabii tabii, evet abi, balkonu yıkıyorum böyle, evet. Bunu diyen adam da şey, Türk Sanat Müziği'nin korosunda çalıyor ya. Dünyanın en büyük boomer'ı sensin ya. Herife Harvard'da ilkokul okutmuşlar. Adam gitmiş, tambur mu? Neydi? Ney mi? Ne çalıyorsun sen ya? Boomer'ların orbiti orası aslında. Peki hocam, tecrübenin hiç mi önemi yok ya? Boomer'lar bu kadar yani İngilizce bilmiyor dediniz. Ama ölmemişler, bu yaşa kadar gelmişler. Bu bir başarı değil mi sizce? Abi o başarı için doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim Covid yolladı gene. Hani bu. Yani şöyle. Şeytan avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Evet, hayır, tecrübe şöyle. Eskiden önemliydi. Eskiden sadece önemliydi. Fakat şimdi sen mi söylemiştin? Artık tecrübe giderek ayağına takılan bir şey haline geliyor. Yani yaşlandıkça artık öğrenme eğrini senin aleyhine işlemeye başladığı için bir işe yaramıyor. Eminim bazı işlerde öyledir ama şimdi bilgisayardır, işte ne bileyim medyadır, efendime söyleyeyim işte belli tip yöneticiliklerdir. Bunlarda yaşlı olmanın bir alemi yok. Yaşlılık Bizanten oyunlar falan öğretiyordur sana yani. İşte nasıl
ayak kaydırırım senin önündeki. Yaş ortalaması para kazanılan sektör yerlerde 40'lara geliyor abi. Tamam mı? Bankaların başında falan 70 yaşında adam görmüyorsun. Siyasete gelince niye görüyorsun? Direkt çünkü paralı şey değil. Üniversitenin başında niye görüyorsun? Şöyle bir model çıkıyor da. Ya yaşlı oluyor ya da yaşlının direkt lafını gireceği 50 yaşında düşük profilli adam oluyor. Çünkü laf dinleyecek. Türkiye'de mesela oturdu bu düşük profilli yönetici. Yönetici olmuş adam düşük profilli. İnisiyatif almaz. Kontrolü kolaydır. Ondan düşük profilli yönetici oluyor. O her şeyi dinliyor. Hemen her alanda bunu görürsün. Nerede görürsün? Sektör alanında. Niye? Orada direkt mangır var. Ama özellikle kamu şeyi ise ya da ne bileyim böyle direkt sektör olmamış üniversite bilmem falan kurumsal başına bir tane boomer ya da medya ise çünkü fonlanıyor, sübvanse ediliyor. Başındaki adamlara bak çok inisiyatif şey yapan insanlar değildir. Mesela gazetecilik nasıl çözüldü? Bu YouTube, YouTube çıktı işte Cüneyt Özdemirler bilmem neler falan hep dışarıda kalıyor. İnisiyatif alıyor ama adam. Kendi başına bir iş yapıyor. Niye o sistemde barındırmıyor? Çünkü kontrol edemez. Rahat kontrol edebileceği bir şey değil. Ne oluyor? İşte YouTube'la çözdü ama bir sürü sektörde çözülemiyor. Mesela bak çok enteresan bir şey. Eski hocalar mesela şöyle bir şey farklı. Bu bir kafa da ayrı çalışıyor. Şimdi ikinci katta bir asansör var. Siz sıfırıncı kattasınız. Üçüncü kata çıkacaksınız. Neye basarsınız? Aşağıya mı yukarıya mı? Yukarıya. Ama işte hocalar aşağı basıyor. Çünkü asansörün aşağı gelmesi lazım ya. Aşağı basıyorlar. Çok aynısını yaşadım. Derim. Zaten İslam'da böyle oluyor. Aynısını yaşadım. Ben de açıklamaya çalıştım. Hatta şunu dedim. Peki hocam dedim. Yukarı basınca üstteki adama ikram mı ediyorsunuz dedim. Hani hadi o binsin. Tabii nasıl olacak? Hani, o zaman ikinci düğmenin anlamı yok. Öyle çalışıyor bazı şeylerde kafam. Mesela invert mouse kullananları anlayamam ben. Hiç inverted mouse kullandınız mı? Yani? Yukarı basınca aşağı gidiyor ya. Şimdi iki ayrı kafa çalışış sistemi. Solaklarla sağ elle yazanlar gibi. Orada da öyle. Sen sonra aşağı çağırıyorsan aşağı basıyor. Seni çıkacağın yerle değil. Yani agency adam kendine veremiyor. Asansöre vermiş çünkü. Hani hiç devlet falan sormamış ya bunlara ne yapıyorsun falan. Şimdi hakikaten ben bu şu anda çok büyük sallıyorum ama bence bunun bir şeyi var. Biz kredi kartı, işte çocuğumuzun cinsiyetine kadar önceden öğrenme, neredeyse her şeyi seçmeye alıştığımız için asansörle kendi aramızdaki ilişkiyi kendi açımızdan kuruyoruz. Onlar asansör açısından. Evet, asansöre bir hürmet yok mu burada? Hayır abi, mesela ikinci kattaysa ikinci kata çıkıp binse daha saygıdeğer olurdu bence. Büyük salladık ama bence komik oldu. Ama ben bunu hakikaten anlatamıyordum. Bak ters mouse kullananlarda da var. Cenk Erkan abi sürekli bana benim geri zekalı olduğum. Bak 15 yılından beri inverted mouse'un daha mantıklı olduğunu. Bak 20 kere konuştuk bir türlü anlamıyorum abi. Inverted hocam, mouse ne biliyorsun? Terse basıyorsun böyle. Mac hocam işte öyle. Onlarda da öyle çalışıyor. Scroll. Öyle değil oğlum. Half-Life oynuyorsun aşağı çekince yukarı gidiyor. Evet evet. Sen anladım. Öyle oynuyor musun? Yok hocam, o koordinasyonu kuramam ben muhtemelen. Evet işte adam onunla oynuyor. Onunla rahat ediyor. Ama bir yandan da çok takdir ediyorum hocam. Çünkü bunlar çocukken radyonun içinde insan var sanıp yırtık atıyorlar. Yani 50 yaşında... Ben anneme şey gösterdim. İşte bu bilgisayarda dosyayı nasıl imge durumuna küçült. Onu gösterdim. İlk onda başladım. Annem bütün bilgisayarın işlevi olsana da yukarı çıkarıp aşağıya gidiyor. Ama şu an mesela giriyor. Facebook'tan giriyor, bir şeyler yazıyor. İşte ne bileyim. Yani yorum yapıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Bu bence yine de takdir edilesi bir şey. Yani Muharrem İnce'yi seven 999'un iki sayfasına yazıyor galiba. Admin olmuş orada. Hocam boomer itemi diye bir şey var. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. F klavye mesela. Abi biz, oğlum arşivde F klavye var, Q klavye yok. Tarihçiler bak arşive gidiyorsun. Arşive biz bu yüzden gözü kapalı ben F klavyede Q klavye yazmayı öğrenmek zorunda kaldım. Oğlum arşive gidiyorsun bütün klavyeler F klavye. Gözünüz kapalı Q gibi mi yazıyor hocam, bu nasıl bir yetenek ya? Mecbur. Bizim evde F klavye vardı. Bizim eve bir prensip olarak F klavye girdi ve mesela oyun oynuyorsun. Oyun oynuyorsun. İşte diyelim ki Age of açtın, şifre yazacaksın ya. Şifre yazarken de bazen ekranda göstermez. Ne yazdığını bilmiyorsun. Evet. Önceden hazırlanıyorsun. Kombin işte. Mesela şifre işte Marco Polo. Bir de şifrenin Marco... geçtiğini de göremiyorsun. Tabii. Eğer resource basmıyorsan göremiyorsun. Tabii. Ya. Marco Polo yazacaksın değil mi Age of'ta? Marco Polo'yu görmüyorsun abi. Sen kendince başka bir cümle. Ne kadar yapıyorsun? Oradan Marco Polo'ya geliyor. Abi Enderun Mektebi'nde mi yaşıyorsunuz? Tabii abi ben buradan sana bütün klavyeleri şeyini söylerim yani. Şurada mecbur oğlum arşive gidiyorsun arama yapman lazım. Bir tane Q klavye var, hepsi F klavye. Mecbur F klavyede yazacaksın. Allah'tan Osmanlıca böyle bir ne bileyim. Tabii. Nun klavye falan değil Allah'tan. Hayır, Allah'tan çok klavyelik bir iş olmuyor. Biz erken dönem çalışanların çok şey olmuyor ama artık oluyor. Ve çok ilginç bir şey. Bu boomer jenerasyon rock'n'roll'u buldu ya. Evet abi. İsyanı bulmadı mı bunlar ya? Oğlum isyanı bulanı zengin olmuş. Bunlar isyan edememişler senin benim anam babam. İsyanı bulan Mick Jagger olmuş, Bob Dylan olmuş anadır. Türkiye'de neyin isyanı ya? İsyanı bulanların parlakları Barış Manço olmuş işte. Gitmiş modada.
80.240 oturuyor yani. Bu arada benim bir Japon arkadaşım vardı. Ona sormuştum. Barış Manço'yu tanıyor musunuz diye. Hayır, hiç kimse tanımıyor demişti. O yalanmış ya. Hayır, böyle bir cevap. Oğlum Fransızlar da Clementine'i tanımıyor. Ben Fransa'da bir gün kalktım, kafamdaydı Clementine diye söyledim. Cantefer mi yazıyor? Bunlar baktı, ne anlatıyorsun diyor. Lan nasıl ne anlatıyorsun? İzlemediniz mi şerefsizler? Rezil oldum. Travmatize olmadınız mı? Travmatize olmadınız mı? Dedim şeyi de mi izlemediniz? Molière de mi izlediniz? Molière hatırlıyor musun? Rapproche. Bu vene se de büyü alaf. Molière böyle şey yapıyordu. Bravo bravissimo, Molièreissimo. Hangi Molière be? Bildiğimiz Molière. Abi Star'da vardı ya, Molière'i oynuyordum. Hayır, muhteşem o Molière değil muhtemelen. Star'daysa? Star'da çizgi film lan. Sen de Boomer olabilir misin hocam? Ya olabilirim. Molière diye çizgi film izlediğime göre ben de Boomer'ım yani. Daha kötüsü ben Zeynep onun bütün bölümlerini izlettim bulup şeyden. Clementine'leri bilmem neleri böyle Boomer'lık var mı? Çin işkencesi olarak bulacağım. Abi çok hayır Clementine'i izlesen. Clementine bayağı iyiydi. Molière de bayağı iyiydi oğlum. Molière 17. yüzyıl Fransa'sında şey yaşıyor. Oğlum bizim bildiğimiz Molière ya. Bizim bildiğimiz Molière mi? Çizgi film. Hayır yani Fransız. Evet oğlum herhalde senin bildiğin Molière ne ki? Bunun çizgi filmi mi var? Evet. Hmm. Bu da Boomer'ların yapacağı çizgi film. Olabilir. Yani düşünsene Ebu Suud Efendi çizgi filmi olması gibi bir şey yani bu. O da vardı Evliya Çelebi işte. Köylü ama dolaşıyordu. Yani böyle bir şey anlatabildim mi? Bu çıkardığın ilginç şey İlhan İrem. Ki bak o da adam ölünce ne diye hatırladılar? Türkiye'nin en ilginç sanatçılarından birini. FETÖ diye şey yazmış. İlhan İrem öldü gündeme gelişi FETÖ diye köşe yazısı yazması. Sanki. Ulan adam hay yani bunu ben de yazabilirim. Bizim Aydın vardı. Ay Aydın o da söylüyordu FETÖ diyordu. Bununla aynı adam mı İlhan İrem şimdi ya? Çankırılı Aydın'la. Ay Aydın'a da selam olsun. Hocam Boomer'lar neden bizim iyi yaşama isteğimize düşman? Şimdi sen ezberi bozuyorsun. Adım Berat. Konyalısın ama Kadıköy'de büyümüşsün. Normalde İslamcı olman lazım. Tiplisin. Ya baktığında çok esprisi ama çok kültürlü bir çocuksun. Ama baktığında inanılmaz gevşek bir adamsın mesela. Adamı kategorize edemiyor. Bak bunlar fişle şey öğrenip tamam mı? Üstüne de 4-5 tane yayın evinden kitaplar okuyup gelmiş bir jenerasyon. Bence bu jenerasyon o kategorileri koyamadığı zaman hırçınlaşıyor. Bir de yani bir yerde artık şey olması lazım. Siyaset değişmeden değişmez. Unutmayalım bu jenerasyon büyürken Türkiye'de 10 tane üniversite vardı. Bir tane kanal vardı. Bir tane radyo vardı. Onun da içinde adam var sanırım. Onun da içinde adam var zannediyorlardı. Ve yabancı sigara taşımak suçtu. Bu jenerasyon çok değerli insanlar çıkardı. Ferhan Şensoy çıkardı. İşte ne bileyim belki biraz daha geç Çetin Altan çıkardı. Ali Parazoğlu çıkardı. O çıkardı. Bir sürü insan çıkarmış olabilir ama yekünde düştüğü vasat ortalama manasında biraz dünyanın bugünkü şeyinden farklı. Bugün doğru olmayabilir ama bugün. Bu çok önemli bir şey. Bugünün değeri daha mutlu etmeyebilir. Bugünün değeri ahlaken daha doğru olmayabilir. Bugün değeri daha pozitif olmayabilir ama bugün bugündür. Türkiye'de dünyayla buluşmak istiyor ya bunlar buluşturamaz abi. Buluşturamaz yani. 40 yaşına kadar yurt dışına çıkmamış adam seni anlayamaz. Ne bileyim işte bilgisayarı 60 yaşında kullanmaya çalışan biri ne kadar onun için adapte olsa 13 yaşındaki o çocuk ben anlayamıyorum. Benim 13 yaşından beri bilgisayarım var. 18 yaşından beri multiplayer oyun oynuyorum. Ben anlayamıyorum o çocukla konuştum. Ben derinle konuştuğum zaman anlayamıyorum bazı şeyleri. Ondan bir şey öğreniyorum. Şimdi o fark o sana hitap edemez. Tamam mı? Orada yapılacak bir şey var. Bizim sizi taşımamız lazımdı. Ama benim jenerasyonum kadar kova bir jenerasyonda yok. Tıkır diye bir gezi oldu. Herkes şeye düştü abi. İşin içine girdi. Orada sallanıyor. Aynı şekilde. İşte dediğim gibi. Çünkü insanları kutuplara çekersen vasatlaşırlar. Bir insanın başına gelebileceği kötü bir olayın en büyük dramı onu da kötü yapmasıdır. Biri size kötülük yapar, siz de kötü olmayın. Ya da bir başka örnekte bir insan karşısına bir haksızlık geldiği zaman sizi de haksız, zulüm geldiği zaman zalim olması. Ya da bu şeyde bir kötü fikir, çok saçma bir fikir seni de saçmalığa iterse o zaman sana en çok zararı verir. Oralardan gidecek işte o siyasi şeyle falan. Benim jenerasyon da oraya geldi. Jenerasyon Umuda Bakan'a sını satayım. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu bilmem ne bilmem. Bu mu ya? O kadar oyun oynadık, kitap okuduk. Oraya sıkıştık bak. O yüzden 20 yaşındaki gençler KYK'dan oyuna basmaya devam arkadaşlar. Abi oraya liseden kaçmış çocuk neden kaçacak Allah aşkına ya? Hocam bu boomerların tek tip olduğunun en büyük örneği futbolda var biliyor musun? Bak 1980'deki maçları düşünün. Gol atan adamların hepsi aynı seviniyor. Öyle bir yukarı doğru zıplama. Ya böyle bir vizyonunuz olsun değil mi? Bak şu an takla atan oyuncular var işte böyle kamera öpücük gönderen var, kalp yapan var. Bunlar böyle sıska sıska adamlar. Yakalı forma. Hocam aklıma bir boomer itemi daha geldi. Uydu çanağı. Uyduçana. Hocam balkonlara koyulur ya böyle sinyal gider ve... İtem ne ya? Muhteşem adam İngilizce olmuş. Bir kelimeyi orijinal Latincesinde okudu. Yanlış biliyorum. Yanlış yapıyor ama... Abi bize item diye geçti. Kizdim. Siz kimsiniz oğlum? Işte. Ben de bir gün Baykal'ın bir şeyini okuyorum. Nice de diyor. Ben de koskoca Nice şehrinin adam Nice diye okuyor. Vaa falan. Ulan Twitter olsa ben onu yazar rezil olurdum ha. Meğersem Lice'ymiş orası. Ama ben de o zaman Bilkent'te okuyordum arkadaşlar. Bilkent'te öyle çok Lice mice dönmüyordu yani. Bir ottu gibi değil ki. Daha çok Saint-Tropez.
Acaba bu boomerların bizim yaşımızdayken mesela Twitter olsaydı ne yazarlardı? Oğlum Facebook'ta yazıyorlar işte ya. Facebook'u adamlar işte Facebook kurdu. Facebook yapmışlar. Çiçekler. Abi bunlara bir de bazı fikirleri çok ya. Mesela bugün canım yazı yazmak istemedi diye bir efsane vardır değil mi? Bu köşe yazısını ilk kim yazdı? Çetin Altan yazdı. Uğur Mumcu'ya şey atadılar. Ondan sonra Yılmaz Özdil'le. Bu abi efsane oldu. Ya bunu birden fazla yaptılar tam bilmiyorum. Herkes anlatıyor. Bu bizim şey gibi. Bir de şey var ya bak muhteşem. Bak genç boomer buradan çözülür. Erkek çocuğum var çok azıyor diye ben millete söylüyorum. Tamam hemen boşver. Ya benim bir arkadaşım var. Bana dedi ki ne demiş biliyor musun? Kız çocuğu olmuş bunun. Bu zamana kadar işte köpek beslemişiz evde demiş. Tamam mı? Hayvan beslemişiz demiş. Bunu biri kendi başına gelmiş gibi anlatıyorsa kesinlikle genç bir boomer'dır abi. Ulan bu tweet 10 senelik. Bak 20 kere oldu. Ne Uluç'u gören aynı şeyi söylüyor abi. Benim çocuğa hayvan demek için böyle bir metot buldular. Benim bir arkadaş var. Ve hep kendi başına gelmiş gibi anlatıyor. Bu nedir abi? Bir elementi almışsın. Onu kendininmiş gibi anlatıyorsun. Ne zaman mümkün bu? Teknolojinin olmadığı zaman. Bak gazete okuyor hala herif. Ulan 2022 olmuş sene. Gazete çıkana kadar zaten savaş başlayıp biter ya. 6 gün savaşı diye savaş var ya. Yani düşün onun %15'ini kaçıracaksın gazete alacak. Ağaç kesilecek de Güneş gazetesi olacak da. Bir de aforizma kasıyorsa abi bak. Aforizmayı felsefe sanıyorsa kafadan boomer'dır. Böyle afilli afilli böyle Seneca'dan laf bilme. Bu da hani yapabilirsin. Sonuçta hepimiz tezimizin başına öyle laflar arayıp buluyoruz. O zaman da Google yoktu biz tez yazıyorken. Ya da benim aklıma gelmiyordu. Orijinal bulman gerekiyordu ama. Böyle sürekli aforizma paylaşıyorsa boomer'dır. Eğer paylaştığı aforizma Kral TV gibi Türkçesi değildir ama. O da aptaldır direkt. Ya aptal bir gençle karşı karşıyayız. Böyle Mevlana diye böyle salak salak laflar. Önce kendine bak sonra komşuna ağzına bir çakarım falan gibi laflar paylaşıyorsa o bir aptal bir gençtir ama eğer böyle hakikaten Mevlana lafı paylaşıp oradan böyle hakikaten büyük çıkarımlar yapmamızı bekliyorsa abi 13. yüzyıl Konya'sındaki şeyle ben ne yani. Ki medeniyetler başkentidir. Medeni- öyle hakikaten öyle çok önemli de abi adam aşk üzerine ahiret üzerine falan yazmış. Şimdi ben Twitter'a o tip bu konular hakkında bilgi almak için girmiyorum ki. Hani kimi linç ederim, kime iftira atıyoruz. Kimi nefret öpme onun için giriyorum. Senin bir tane boomer bir edebiyatçı var. Bu haber bana Instagram'dan yolla. İsmini söylemeyeyim. Muhteşem paylaşımlar yapan değil mi? Boomer edebiyatçı diye de bir şey var. Yani bazı şeyler var. Yani çaya yazacaksın mesela. Ne? Çay. Biraz çay. İslamcıysan çaya yazacaksın. Siyah bir şey ne yazayım ben? Çay. Hocam çay edebiyatı diye bir boomer edebiyat türü var ama. Tabii o bize de gençlere de geldi. Çünkü içine yani mesela divan edebiyatında aşk var, meşk var, şaraf var ama bugün yok abi. Bugün çay var. Bunu anlayabilirim çünkü böyle bir fazla bir rakı içmem edebiyatı var mesela o da bana eskilerde, kırklarda af. O tam ona bir tepki olarak doğdu mu? Abi yani yok hayır kırklarda falan filan var böyle içiyoruz şey bilmem ne. Abi içmeyen o an içmiyorsan hiçbir manası olmuyor. Adabı vardır. Bir saniye Ömer Bey bir şey söyledi. Ya. Ömer Bey. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum. Rakı içilik ya küfür edilmez. Adaba aykırıdır. Ya yemişim abi tabii adabı var da şimdi benim gibi bünyede adab falan durmuyor. Ulan rakının da adabı olmasın ya. Sosyal medyada mesela meme atıyoruz değil mi? Fotoğraf atıyoruz bilmem ne falan yapıyoruz. Bir boomer bir espri yapmak istediği zaman bunu 10-12 dakikanın altında asla anlatamaz. Bir video atar. Boomer şaka yapmaz fıkra anlatır abi. Tabii o da ve onda bir ders vardır. Boomer'ın da bir ders vardır. Fıkra büyük boomerlık evet. Ben çok severim bu arada Nasrettin Hoca falan. Ama boomer değilim ben. Biz Nasrettin Hoca fıkralarını Nusret Çağır 230 buradan selam yolladım. Onları değiştiriyorduk. Ama böyle daha gangsta rap gibi bir içerik yapıyorduk. Çok tutuyordu ama fıkralıktan çıkıyor tabii. Bu arada boomerlar caps yapmaz, ekran görüntüsü alır hocam. Bu da çok önemli. Orada görürsün Windows fotoğraf görüntüleyicisi yazar. Ekranın fotoğrafını çeker. Ekranın fotoğrafını çeker orada. İvan gönderir. İvan'ın fotoğrafını atan da boomer'dır bu arada. Hocam bir başka boomer itemiyle bölümü bitirebiliriz bence. Ama buna çok bomba. Freeback mi? Bizim kahramanı taktı freeback mi? Şilemedi kumaşından. Aa şey, geliyor hocam çok yaklaştınız. Kahraman ne kullanıyor lan boomer işte. Kaplı şort hocam. Hayır kahraman da var. Ulan bende de bir tane var ondan. Görüşmek üzere.